Evet, seni dinliyorum. Ben kulutun kavramı olan dikey yarı, kare yatay yarı tam olarak anlamadım. Tamam. Şimdi dikey yarı aslında baktığımız zaman savunma mekanizmalarından bölmenin bir karşılığı gibi. Anladın mı? Şöyle kişi iki farklı eylem yapıyor ama bu iki farklı eylem birbirinden zıt. Sen de bu eyleme karşı diyorsun ki bu ne perhis, bu ne lahana turşusu diyorsun. Anladın mı? Buna kısacası dikey yarık deniliyor. Yani kişi abdest, namazlı bir insan. Ondan sonra işte böyle baktığın zaman etraftaki insan hiç kimseye zarar verecek bir yapıya sahip değil. Dini hassasiyeti var, değer yargıları var. Ama kişiye bakıyorsun, ondan sonra işte hocam diyor ya, vallahi ben diyor yani alışmışım çocukluğumdan beri diyor. Ben her hafta diyor alkol almasam diyor, olmaz diyor. Şimdi alkol baktığın zaman yani dinimize uygun olmayan bir şey. Ama sen dini hassasiyet olan bir insansın. O zaman alkol nasıl şey yaparsın, normalleştirirsin. Burada alkol namaz kılan kişiyle alkol alan kişi gerçekte aynı kişi ama burada bir bölme var yani. Aslında aynı kişi değil yani. O günkü kişiyle sonraki kişi birbirinden farklı. Anlatabildim mi? Bununla ilgili böyle bir hep böyle sosyal medyada falan böyle bir hikaye çok dolanır. Şimdi aklıma o geldi. İşte bizim böyle bir Müslüman iş adamı grubu Avrupa'ya gitmişler. Orada bir ticari ilişkiler yapacaklar, bir şey yapacaklar filan. Sonra neyse sofralar kurulmuş, yemek yiyecekler. Orada da böyle çok güzel bir et gelmiş. Bakmış ki bu ne eti demişler? Domuz eti. Biz demiş domuz eti yemeyiz. Niye? Biz Müslümanız. Müslümanlar domuz eti yemez demiş. Bunlar da tamam o zaman demişler, iş yapacaklar ya. O zaman işte Müslümanlar ne yer ne içer, böyle bir araştırma yapalım. Ona göre hassasiyet davranalım, bunların değer yargıları falan. Sonra akşam olmuş. Ondan sonra işte böyle yemek falan ama yemek falan mütevazı bir yemek. Böyle alkolsüz mekan falan. Ondan sonra işte iş adamları yine demiş ki bu Müslüman iş adamları, ya demiş siz demiş böyle mi eğleniyorsunuz ya demiş. Yani hani bir rakı yok, bira yok, şarap yok yani içki yok falan demişler. Ya işte siz Müslümandınız, yani o yüzden de işte et yemeyince, biz de işte sizde alkol de haram diye o yüzden şey yapmadık. Ya demiş işte, boş verin onu. Anladın mı? Yani burada ne yapıyor? İki çelişki var. Bu çelişkide kişilerin bu durumuna dikey yarı deniliyor. Hani iki kişi mı? Aynı değil. Aynı değil aslında ama aynı kişi. Bireysel olarak, duygusal olarak, ruhsal yapı olarak aynı kişi ama yani o zamanki durum ile sonraki durum farklı. Yani mesela bu çelişki danışanlarda falan, terapide falan çok görürsün. Çok bariz olan bir şeydir. Mesela der ki kişi, hocam der ya ben işte eşimi çok seviyorum, çok mutluyum der. Biz kesinlikle ona sonra işte şey yapmayız. Yani ben işte karıma severim, saygı duyarım. Onsuz ya ben işte abdest namazlı bir insanım şey filan der. Arkası der ki, ya geçen işte bir iş gezisine gitmiştik de ondan sonra işte bir Ukrayna'ya yani orada işte böyle kendimizi masaj yaptırdık vesaire filan der yani. Ya işini seviyorsun, haram olduğunu biliyorsun. Başka biri yaptığı zaman bunu eleştiriyorsun, kırıyorsun ama sen bunu yapabiliyorsun. Anlatabildim mi? Ya bu ne perhis, bu ne lahana turşusu işte yani. Sen de konuşuyorduk ya, İnegöl'de falan çok yaygın dedim mesela. Bakıyorsun burada insanlar kapalı, muhafazakar. Ama batıya öbür tarafa gittikleri zaman hemen baştan açabiliyorlar. Mayo bikini, evet. Evet, mayo bikini giyebiliyorlar. Bu kadar rahat davranabiliyorlar yani. Hiç tahmin etmezsin ya bakalım öyle bir şey yapacağını. İşte bunu dikey yarık dedim. Yatay yarık ise böyle bizim içimizden getirdiğimiz bir şey vardır.
duygu yerinde ve yeterince olması gerekir. Aynı şey gibi, mesela çocukların bir midesi vardır. Bu midesi belli bir oranda gıda alır, süt alır. Kursak deriz, kursağı. Çok fazla o mideyi doldurduğun zaman onun fazlası kişi kusar. Anlatabildim mi? Biraz bizim duygularımız da öyledir. Utancımız, öfkemiz, üzüntümüz, ondan sonra tiksintimiz vesaire ama doğuştan getirdiğimiz şeylerdir. Ve bunlar yerinde ve yeterince yaşanması gereken duygulardır. Ama bu duygular yerinde değil de bunun çok fazla üstünde yaşanmışsa eğer, kişi parçalanma anksiyetesi yaşar, fragmentasyon anksiyetesi yaşar. Bunu yaşamamak için de bunu bastırır. Anlatabildim mi? Ama bastırdığı duygu böyle şey bir bastırma değil. Yani bizim ego psikolojisinde olduğu gibi olgun bir bastırma değil. Parçalanma kaygısına karşı, anksiyeteye karşı, o anksiyete çıktığı zaman dağılacak, ego parçalanacak, aklını kaybedecek. Buna karşı bir şey olur, dağılma olur. Şey, buna karşı bastırma olur. Mesela ben ergenlerde olur mesela. Böyle ergenler zanneder ki böyle herkes ona bakıyor. Onu seyrediyor diye düşünür. Yolda giderken, etrafına giderken ondan sonra böyle etrafına bakar. Böyle kızlar görür, başını öne eğer. Çünkü o kızlar ona bakıyor. Veya işte açık birini görür, başını öne eğer. Veya böyle erotik bir şeyle karşılaşır vesaire filan böyle şey yapar filan. Kişi zanneder ki işte şey, yani işte ahlaklı çocuk, terbiyeli çocuk vesaire filan diye düşünebilir. Ama yok, aslında yap o değil. Oradaki cinsel dürtü, istek ve arzu ona sonra işte ortaya çıktığı zaman bu ona yoğun bir utanç verecek. Yoğun bir üzüntü verecek ve o da bunu şey yapacak, kaldırabilecek ego gücüne sahip değil, parçalanacak, parçalanmayı yaşamamak için bastırıyor. Bu da yatay yarık oluyor. Anladın mı? Yani o utancı kaldırabilecek ego gücüne sahip değil. Veya işte plaja gidiyor, sahile gidiyor. Sahilde işte bikini kızlar var, kadınlar var. Onları gördüğü zaman yani cinsel istek ve arzu uyanabilir. Anlatabildim mi? Ama bunu kontrol edebilecek o ego gücünü kendinde göremiyor. Bu sefer ne yapıyor? O bunu bastırıyor. O şey duygusu, o gücü göremediği için kendisi, o ego kapasitesi olmadığı için bunu bastırıyor. Etrafa bakmıyor, kızarıyor, bozarıyor. Ondan sonra işte şey yapıyor gibi. Mesela çocuklar vardır böyle. Azıcık seversin. Ay canım benim sen ne kadar falan tatlısın der. Çocuk hemen böyle annesinin arkasına sıkılır, saklanır böyle yüzler düzaklarını falan utanır yani. Utanır. Neden? Çünkü oradaki karşıdaki insanın onu sevmesine, o coşkusuna kendisi dayanamıyor. Dayanamadığı için utanç duygusuyla bunu annesinin arkasına saklanıyor, eteğine saklanıyor. Peki dayanamaması? İşte ego kapasitesi güçlü yeteri kadar onu kaldırabilir güce sahip değil. Neden olur peki bu ego kapasitesi? Ego kapasitesi neden olur? İşte dediğim gibi yani o çocukluk döneminde işte çok fazla utandırılmış, çok fazla korkutulmuş, çok fazla üzülmüş. Ondan sonra işte şey yapar. Kodlum şöyle açıklıyor. Yani biz diyor bir duygularımızı kontrol edebilecek güce sahip değiliz. Öfkelendiğimiz zaman yoğun bir öfke yaşıyoruz. Saatlerce ağlıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, kırıyoruz, döküyoruz yani. Ve üzüldüğümüz zaman saatlerce ağlayabiliyoruz. Veya işte utancımız vesaire filan bu duyguların hepsi ondan sonra işte veya davranışlarımız, eylemlerimiz bunların hepsi hani biz regüle edebilecek, o duygumuzu kontrol edebilecek güce sahip değiliz çocukken.
Ama annemiz ne yapıyor? Bizim için bir kendilik nesnesi oluyor. Tamam oğlum sakin ol, tamam kızım sakin ol, bak öfkelendi, bak şey yaptın diyerek benim öfkemi sakinleştiriyor. Ay çok üzülmüş olmalısın, bak ondan sonra da işte bu seni üzmüş, kırmış diyerek benim üzüntümü gideriyor. Veya ondan sonra işte bu ne zaman böyle bir duygu yoğunluğu yaşasam, duygu patlaması yaşasam, annem bana bakım veren kendi nesnesi işlevi görüyor ve beni sakinleştiriyor. Bu bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor, beş oluyor derken artık farkında olmadan ben kendi kendimi sakinleştirmeyi öğreniyorum. Sonra annem ortadan kalktığı zaman bile ne oluyor? İşte kendimi sakinleştirebiliyorum. Öfkelendiğim zaman öfkemi durdurabiliyorum. Korktuğum zaman, üzüldüğüm zaman o öfkemi, şey o korkumu, o üzüntümü regüle edebiliyorum. Anlatabildim mi? Ne oluyor? Ego kapasitesini bir nebze geliştiriyor. Şey gibi düşün, şimdi bir çocuk var, çocuğu suda, denize yüzmeye hazırlayacaksın yani. Sen mi güzel yüzüyordun? Evet. Tamam. Yüzmeye hazırlayacaksın. Şimdi çocuğu kaldırıp hemen suya atamazsın yani. Çocuk boğulur. Çünkü yüzmeyi bilmiyor yani. Çırpına çırpına çırpına, belki kafasını yukarı tutabilir en fazla yani. Ama ne yaparsın? Çocuğa bir can yeleği takarsın. Bir kolçak takarsın veya yanında durursun, sen destek verirsin ellerinle. Biraz böyle suya alışmasını, su yüzünde böyle o can yeleğiyle, şeyle biraz yüzmesini sağlarsın. Sonra çocuk alıştınca, su yüzünde durmayı, yüzmeye karşı biraz daha böyle ilerlediğin zaman yavaş yavaş o can yeleğini çıkartırsın, sonra kolçakları çıkartırsın. Sonra bir bakmış çocuk pıtı pıtı yüzüyor yani. Anne de can yeleği olarak kendilik nesnesi işlevi görüyor. Bu çocuğun duygusunu regüle edebilecek, kontrol edecek yok seviyeye geliyor çocuk bu sayede. Ve böylece ego kapasitesi güçlenmiş oluyor. Yani yoğun bir öfke yaşayan insan. Mesela bakıyorsun, bir geçen danışanım vardı. Diyor ki, hocam diyor, yani ben diyor, bir eşyam kaybolduğum zaman diyor, kırıp dökmeye başlıyorum diyor, çok sinirleniyorum diyor. Yani onu bulana kadar diyor, iki gün, üç gün diyor, uykularım kaçıyor diyor, çok sıkıntı yaşıyorum diyor. Neden? Çünkü bu zamanında annesi tarafından bu duygusu regüle edilememiş. O da annesinden böyle bir işlev göremediği için kendi duygusunu regüle edemiyor öfkeyle. İnsana birbirlerini vuruyorlar sokakta. Neden? Çocuk döneminde annesi hep dayak yedi yani öfkelendiği zaman. O da başkasına vuruyor yani. Veya karanlık korkusu oluyor, gece korkusu oluyor, bilmem ne, bir sürü korkularımız oluyor. Neden? Çünkü çocuklarımda ben o korkuyu yaşıyorum. Ama korku yaşadığım zaman yanında o korkuyu dinleyebilecek annem yok yani. O zaman ego kapasitem gelişmiyor ve ben o korkuyu yoğun bir şekilde yaşıyorum.